Bütünsel terapiyi fiziksel ve metafiziksel olmak üzere iki ana bölüme, iki ana yakaya ayırabiliriz. Yeri gelmişken bu iki yakayı geleneksel Çin tıbbındaki yin yang'a, iyileşme dairesini de tai chi'ye benzetebiliriz. İyileşme gücü olan bu büyülü ve gizemli daire aslında hipnotik bir güçtür. İnsan bu hipnotik güçle gevşemeye, gerilimini azaltmaya, sağaltıma karşı olan direncini zayıflatmaya başlar. İşte bu süreç başladığı an insanın kendi bedeninin kendisini iyileştirme süreci de başlar. Yani uygulanan tüm tekniklerde hipnotik güç kendini göstermektedir. Herkesin bilerek ya da bilmeyerek yaşadığı bu hipnotik güç tüm yöntemlerin üstünde ve onu kapsayan bir güçtür. Fiziksel yöntemler uygulayıcı tarafından bedene el veya bir araç yardımıyla dokunarak yapılan yöntemlerin tümüdür. Masajdan kupa terapisine, sülükten hacamata, refleksolojiden akupunktura, fizik tedaviden hareketli meditasyonlara kadar birçok tekniğin temeli fiziksel anlayışla örülüdür. Metafiziki yöntemler ise temassız yapılan yöntemlerin tümüdür. Enerji çalışmalarından hipnoza, psikoloji seanslarından bilinçaltı diline, teta healing'den hareketsiz meditasyonlara kadar birçok yöntemi içinde barındırır. Bunların dışında hem fiziki hem de metafiziki yöntemlerin iç içe geçtiği yöntemler de elbette vardır. Yani yin içinde yang, yang içinde yin gibi. Örneğin EFT veya sujok böyle bir tekniktir. Hatta reiki bir metafizik yöntem olsa da temaslı da yapılabilen bir tekniktir. Yine hipnozun bazı indiksiyonları da iki yakanın özelliklerini taşıyabilir. Yani konunun en başında söylediğimiz gibi her iki dairenin teknikleri içinde ötekinin izini taşır.